Hadi Hulusi, gelmiyor musun? Canım eve gitmek istemiyor. Sen git. Peki ama ne yapacaksın? Belki bu gece burada kalırım. Belki de dışarıda. Bilmiyorum. Öyle şey olur mu? Dışarısı çok soğuk. Hem gece tek başına ne yaparsın? Çok yalnızım. Kimse beni sevmiyor. Ne oluyor? Ne olacak işte aynı mesele. Eve gitmeyecekmiş. Başımın çaresine bakarım ben. Siz gidin. Öyle şey olur mu? Bize geleceksin o zaman. Sizi de zor duruma sokmayayım şimdi. Tamam tamam, bir çaresini bulacağız, merak etme. Hadi montunu al. Hadi yürü. Hadi. Bana bak, kimseye bir şey söylemeyeceksin, yoksa çok kötü olur ona göre. Ama ne yaparsınız yapın, ne istiyorsanız yapın, bana ne? Hulusi. Hulusi. Biraz daha bekle. Uygun bir zamanda seni içeri alacağım. Tamam tamam, ben burada bekliyorum. Üşüdüysen sana bir şeyler atayım. Yok yok, o kadar üşümedim ama çabuk olun. Merak etme. Of. Allah Allah. Hiç ses gelmiyor. Ben aşağı iniyorum. Ben de geliyorum, bekle. Bak, söylediğim gibi ona göre. Aman bana, sizin aptal işleriniz beni hiç ilgilendirmiyor. Hadi Yağmur. Acaba Hakan benim bu halimden bıkmış mıdır? Hadi kızım, yardıma gelmiyor musun? Tamam. Aa, nana geldin mi sen? Evet geldim işte. Hayırdır? Ne bu haliniz? Hiç. Senin bir arkadaşın vardı burada. Ona bakmaya inmiştik. Aman boş verin onu. Gitti. Aslında aramızda kalsın. Birbirimizden pek hoşlanmayız. Ya öyle mi? Hı. Çıkalım o zaman. Bunlar bir şey çeviriyorlar ama dur bakalım. Ya Hulusi ya, ne yaptın? Dikkat etsene. Ne yapayım, görmedim. Of, hadi hadi. Kaldıralım, dikkat et. Ne yapıyorsunuz bakayım siz burada? Şey, biz... Hem sana ne? Hani sen gitmiştin? Nana nerede? Ben şey, Nana ile bir şey konuşacaktım da. Dur bir dakika bakayım. Hulusi, senin burada olduğundan annenin haberi var mı? Hulusi'yi nereden tanıyorsun? Ben onu ilk defa görüyorum. Bakın çocuklar, şimdi şöyle oldu. Kızım gelmiyor musun? Makmuş Hulusi'yi sakın görmesin. Tam tahmin ettiğim gibi. Bir şeyler çeviriyorsunuz siz değil mi? Hulusi, sen çabuk yukarı çık. Siz biraz bekleyin. Sizinle konuşacaklarım var. Hadi Hulusi, sen bizim odamızı açın. Makmuş seni görmesin. Tamam. Bakın çocuklar, size garip gelebilir ama nasıl olsa siz bu gibi durumlara alışıksınız artık. Ben aslında... Nana kızım, neredesin sen? Nana mı? Evet çocuklar, ben aslında Nana'yım. Tamam, tamam Baki Bey. Ben çocuklarla konuşurum. Eğer Hulusi ile ilgili bir şeyler biliyorlarsa mutlaka sizi ararız. Sakin olun. Sakin olun, biliyorum hiç kolay değil. Peki, arayacağım ben sizi. Ne olmuş oğlum? Yağmurların sınıfındaki Hulusi var ya, eve gitmemiş. Ailesi endişe içinde. Aa. Bir Yağmur'a sorayım bakayım, servise de binmemiş mi? Dur oğlum dur. Ben gidip konuşurum. Görüyor musun? Nana hala ortada yok. Arkadaşından kaçtı, apaçık ortada işte. Bu kız da en az onun kadar garip. 2 saattir banyoda. Neden garip diyorsun? Şirkette aranızdan su sızmıyordu. Gel evladım. Ben de çocuklara Hulusi'yi soruyordum. Çocuklar, biraz önce Hulusi'nin babası aradı. Eve gitmemiş. Aa. Ailesi meraktan ölmek üzere. Servise binmiş miydi? Evet. Bak kızım, eğer bildiğim bir şey varsa söyle. Üstelik annesi bebek bekliyormuş. Kadıncağız çok üzülmüş. Hastaneye kaldırmışlar. Vah vah vah. Şey,
babacığım. Benim için mi üzülmüş bu kadar? Aa. Ay sen de nereden çıktın evladım, Allah Allah. Elbette üzülmüş, ne zannettin? Nasıl böyle bir şey yaparsınız çocuklar, delirdiniz mi siz? Hulusi'ye yeni kardeş gelince ailesinin artık onu sevmeyeceğini düşünmüş de. Böyle şey olur mu hiç? Baban telefonda ağlamaktan konuşamadı. Hadi hemen telefon açalım da rahatlasın bari. Sonra da doğru evine. Annem nasılmış? Merak etme, daha iyiymiş. Hadi. Bu konuyu sizinle daha sonra konuşacağız. Hadi gel yavrum. Bu yaptığınız çok düşüncesizce çocuklar. Ama ne yapalım baba? O zaman da dışarıda kalacak. Kulila neden beni duymuyor? Tam da ona en ihtiyacım olduğu zamanda. Aha, kadıncağız koskoca oyuncaklar ülkesini yönetiyor. İşi başından aşkın şimdi. Hep seninle ilgilenemez ya canım. Bu çocuk da nereden çıktı? Sen de kimsin? Beni Kulila gönderdi. Sen Nana mısın? Evet. Ben de Cookie. Yine neden buraya geldin anlamadım. Hem oyuncakların buraya gelmesi yasak, bilmiyor musun? Biliyorum ama Kulina sana olanları anlatmamı istedi. Bugün Kulina'nın başperi oluşunun 300. yıl dönümü nedeniyle Zümrüt tacını giyme töreni vardı. Evet, biliyorum, ne oldu? Kulina tacını giyemediği için hepsinin sihir gücü kayboldu. İyi ama neden giyemedi? Çünkü biri tacı çalmış. Çalmış mı? Şoker. Hayır, o değil. Emin misiniz? Kesinlikle. Hatta hırsızı bulmak için üstün bir çaba harcıyor. Çünkü sihir gücü kaybolduğu için sinirleri de çok bozuk. İyi ama tacı kim çalmış olabilir? Bilmiyorum. Hadi ben gidiyorum. Ama ben neden gidemiyorum? Olamaz. Senin de gücün tükenmiş olmalı. Ne yapacağım ben şimdi? İyi ama benim sihir gücüm neden gitmedi? Kızım sen dünyadasın ya, o yüzden herhalde. Doğru ya. İşler düzelene kadar mecburen burada kalacaksın. Hadi doğru çocukların odasına. Koridorun sonundaki oda. Tamam. Bir boy eksikti. Sıkılmıyorsun değil mi? Hayır ama biraz korkuyorum. Ya oyuncaklar dünyasına geri dönemezsem? Merak etme. Kulina ne yapıp edip bir yolunu bulacaktır. Acaba tacı kimin çaldığını buldular mı? Şoker'den dedektif olursa bu biraz zor görünüyor ama umarım hemen bulurlar. Of! Hadi üzülme. Her şey düzelecek, göreceksin. Hem birazdan Emre ile Yağmur gelince onlarla çok iyi vakit geçirirsin. Sen gerçekten insan olacak mısın? Ya, ya yapmayın ya. Kızım ya, ne gıcıksın? Başımı resmen belaya soktun. Daha ne kadar böyle saçmalamaya devam edeceksin merak ediyorum. Ne oluyor çocuklar? Emre o kitapları okuyor okuyor dedektiflik damarları kabardı. Şimdi müdürün okulda korkunç bir şeyler yaptığından şüpheleniyor. Üstüme iyilik sağlık, daha neler. Emreciğim bence sen bu işi biraz abarttın. Nana ne olmuş sana böyle? Bir şey yok. Sadece üzerime biraz çeki düzen verdim. Güzel olmuş mu? Evet de sanki sen değilmişsin gibi. Bence çok güzel olmuşsun. Sağ ol tatlım. Şaka gibi. Bak bu iş, ben çok acıktım. Taze kurabiye yapmıştım. Süper. 10-15 tane falan yerim. Hadi. Yakında hepinize müdürün gerçek yüzünü kanıtlayacağım. Beni de bekleyin. Ama bu imkansız. Hayır yapamam. Çocuklar bu Cookie. Oyuncaklar dünyasından geldi. Bir müddet konuğumuz olacak. Hoş geldin. Hoş geldim. Merhaba. Yağmur ve Emre. Merhaba. Ne oldu Cookie? Memnun oldum.
Bu bebek oyuncaklar dünyasına gitmek istiyor. Sıranı bekle ufaklık. Pek meraklı bir şey. Her şey yolunda mı Nana? Aslında hayır. Cookie sihir gücünü kaybettiği için dönemiyor. Kulina'nın tacı çalındı da. Ne? Hı-hı. Şu kapıyı açsanıza. Üf, yine mi ya? Ne yapıyorsunuz orada? Ya... Ay, ne yapacağız? Ne yapacağız? Ya ellerim dolu. Açayım bari. Kırk saatte neden açmıyorsunuz ya? Aa, bu da kim? Sana ne? Evimize gelen misafirlerle ilgili. Sana hesap mı vereceğiz? Bu kıyafet de ne? Şaka gibi. Ne varmış kıyafetinde? Bale kursundan geldiği için böyle. Ha. Peki senin adın ne ve nereden çıktın? Ben oyuncaklar... Aa, oyuncaklarla oynamaya gelmiş. Ay, yani kafa kaldı. Emre ve Yavru. Ha, kızım, anneler haber verdiler. Seni almaya geç geleceklermiş. Seda bizim eski mahalleden bir tanıdığımızın kızı. Annesi babası hasta ziyaretindeler de. Hadi bakalım. Güzel güzel oynayın. Hadi hadi. Demek sen de benim gibi bale dersleri alıyorsun. Bak sana bir ilk hareket göstereyim. Yağmur yardım et. Gülmeyin be. Yeteneğimi hep kıskandın zaten. Bunu mu yapmak istedin? Evet. Ne yani? Bu kutunun içindekiler canlı mı? Evet. İnanılmaz bir şey bu. Neden? Bence oyuncaklar dünyası daha da inanılmaz. Aslında evet. Ama şu anda hiçbirimizin gücü kalmadı. Bu tacın mutlaka bulunması gerek. Merak etme, Kulina mutlaka bu işi çözer. Ne konuşuyorsunuz fısır fısır? Sadan senden çok daha iyi bale yaptığını. Terbiyesiz. Ya makmuş, babanlar nerede kaldı? İşleri varmış yavrum, geç geleceklermiş. Benim kuzucuklarım doydu değil mi güzelce ha? Oh, hem de nasıl? Ama Seda hiçbir şey yemedi. Bale yapmak için formunu koruyor akıllı. Senin gibi 50 tane kurabiye yemediği için senden daha iyi dansın. Ben en çok bu bebeğimi seviyorum. Böyle söyleme. Diğerleri eğer uyumuyorlarsa seni duyup çok üzülürler. Aa, evet. Ben hepsini çok seviyorum. Emre ne yapıyor? Bilgisayar oyunu. Bak, buradaki polislerden kaçıp adamları vurmam gerekiyor. Ama neden? Babam kaç kere şiddet oyunları oynamayacaksın demedi mi? Hem Gonzo'yu hatırlatmak isterim sana. Oyuncaklar dünyasında herkesin başı ne kadar büyük derde girmişti. Hatırlar mısın? Haklısın. Hadi oyuna başlayalım. Tamam. Sokakta adamla yediğimiz şeyden. Adı neydi bunun? Peynir. Adam. Bu ne acaba? Kulina. Tahmin ettiğin gibi yemek yemek gerçekten çok güzel. Bir de banyo yapmak. Kendimi hiç bu kadar temiz hissetmemiştim. Ah nanacığım ya. Keşke ben de dünyada olsaydım. Gerçekten mi? Gerçekten mi? Neden olmasın? Baksana nanaya ne kadar da mutlu görünüyor. Çok güzel. O kadar istiyorsan git. Ben buralara göz kulak olurum. Ne şaşkın şeysin sen öyle ya.
Makbuş, bu ne? Zeytin evladım. Tabii zeytin. Çinenmiyor. Çekirdeğini çıkar. Tabii. Çıkardım. Tabağına çıkarsan daha iyi olurdu. Yemek yemek çok güzel. Afiyet olsun kızım. Lop lop et olsun. Senin gibi iştahlara öyle denir kızım. Anladım. Afiyet olsun, lop lop et olsun. Makbuş kim o kadın? Kim olacak? Benim halam. Senin de anneannem. Tabii anneannem. Ne kadar gençmiş, tanıyamadım. Çok normal. Sen nereden bileceksin onun gençliğini? Benimki de laf işte. Makbuş, bu senin küçüklüğün. Sen nereden biliyorsun? Aynı fotoğraftan annemde de vardı. Bak, bu da bez bebeğim. Anneni çok kıskanırdı bir bilsen. Dur bakayım. Sen ne kadar benziyorsun benim bebeğime. Evet. Anne bu yüzden benim adımı Nana koymuş herhalde. Sahi ya. Benim bez bebeğimin adı da Nana'ydı. Seni Kerima. Allah rahmet eylesin. Makbuş. Bunlar gözyaşı mı? Yok, ağlamıyorum. Sadece... Bak Nanacığım. Bundan sonra beni bir annem bil kızım. Teşekkürler Makbuş'cum. Canım canım. İlk kez böyle garip şeyler hissediyorum. İçimden ılık ılık bir şeyler aktı sanki. Güzel kızım benim. Canım. Benim yapmam gereken çok işim var evladım. Sen misafirsin. Keyfine bak. Benim yukarı çıkıp çocukların yataklarını toplamam lazım. Sonra gelip buraları hallederim. Peki Makbuş'cum. Makbuş'cum ben seni yorar mıyım hiç? Benim kuzucukları nasıl da toplamışlar odalarını. Aferin onlara. Bak, bunu senin için yaptım. Ay, çok güzel olmuş. Bunun pencereleri nerede? Pencerelerde, arkada. O yüzden görünmüyor buradan. Zittik, Zittik oğlum. Anne ya, sana kaç kere söyledim arkadaşlarımın yanında bana böyle seslenme demedin mi? Tamam Volkan'cığım. Bak beslenmeni unutmuşsun. Unutmadım anne. Bilerek almadım. Benden başka beslenme çantası getiren kimse yok. Ya neden anlamıyorsun? Olmaz öyle şey. Kayın bakayım şöyle. Kay. Buradaki o pis şeyleri yiyip hasta olmana izin veremem. Beni de bekle. Önce şunu takalım şöyle. Aferin. Şimdi aç bakalım ağzını. Nana bak. Küçük bebek. Mama yiyor. Ya anne, yapma, üzüm oldu. Sen onları aldırma oğlum. Ye canım. Şuna bak. Afiyet olsun. Volkan yemeğini paylaşalım mı? Ancak benim oğluma yetecek kadar getirdim. Ben onun en yakın arkadaşıyım. Benimle paylaşırsın değil mi Volkan? En yakın arkadaşımı? Evet. Volkan. Sana kaç defa dinleyelim, seninle ilgili çocuklarla buluşacaksın diye aşağı mahalleden arkadaş sana yakışmaz. Ne yani, ben onun dengesinden değil miyim? Değilsin tabii. Senin baban ne iş yapıyor bakayım? Sana ne? Ay sen ne biçim konuşuyorsun, terbiyesiz. Ya durun ya, herkes bize bakıyor ya. Anne. Ben büyüyünce senin oğlunla evleneceğim. Sen de ortaya kaç attın. Ölürüm de buna izin vermem, anladın mı küçük cadı? Sensin cadı. İçin kötü senin. Ya anne şimdi müdür. Bütün yemekleri de yiyeceğim. Ya şimdi müdür ceza verecek anne ya. Ben gidiyorum ya. Merve. Sınıma girme Merve.
Anneye bak anneye. Ah evladım, daha bu yaşta kızları peşinden gidiyor. Deyince hiç iflah olmaz bu. Ben büyüklerine karşı nasıl davranacağını öğretmedim sana. Bir daha böyle bir şey olursa sana çok büyük bir ceza veririm ona göre. Ama Volkan annesi de bana çok kötü davrandı. Karşılık verme bakayım. Ah siz çocuklara. Merve, annem ne dedi? Volkan'ın annesine öyle davrandığım için beni aşağıda ne diyecek? Ama ben fikrimi değiştirdim. Ne olursa olsun büyüyünce Volkan'la evleneceğim. Duamı da sen tutarsın, tamam mı? Tamam. Biliyor musun Merve, ben de Nana'ya sinir oluyorum. Ama annem Emre amcayla evlenince kim bilir, belki ben de büyüyünce Volkan'la evlenirim. Ay o zaman da ben senin duanı tutarım. Tamam. Aa, kucuma saatini tamam. Sen çok şişmansın. Bu kadar yeme. Biraz da biz yiyelim diyeyim ama. Ben ona tükürdüm. Kandırdım, kandırdım. Etleri kandırdım, kandırdım, kandırdım. Etleri kandırdım.